Ne kadar mal vardır burada? Çeyrek ton vardır usta. 200 kilo. Sen nereden tarttın Abdüley? Paketlerden belli abi. Geçen sefer 250 kiloydu. Bu sefer niye az paketlemişler ki? Mal bulamamışlardır. Allah Allah. Siz niye kafanızı bu işe yoruyorsunuz? Usta, ne yapıyoruz? Malı kime, nasıl okutacağız? Bir Yaşar'ı arayalım bakalım. Çözmesin işi. O şimdi mutluluktan ayakkabısının bağını bile çözemez. Bugün bir kere kumarda kazandım. Şimdi siz kazansanız da olur. Hep böyle diyorsun. Bir telefon geliyor, neyimiz varsa alıyorsun. Oğlum, canınızı bağışlamışım. Daha ne istiyorsunuz? Tamam lan, bakmıyorum. Kızımdır, sonra ararım. Oho, Polat Alemdar arıyor. Sizden önce onu epey bir yuttum. Teselli vermemek olmaz. Hı, olur. Paylaşın bakalım hadi. Buyur Polat ağa. Bir görüşelim diyorum. Canım çok sıkkın. Dertleşiriz diye düşündüm. Tam gününde aradım. Benim de keyfim çok yerinde. Dert dinleyecek havadayım. Her derdi çözecek haldeyim. Senin baklavaları çocuklar öve öve bitiremiyor. Diyorlar ki Yaşar'a bir daha gelse de bayram etsek. Ben bir şey yemedim abi, Cahit yedi. Ben çıkıyorum. Uykum geldi. Yarın bekliyorum. Nereye Abdülek? Eve abi, yatacağım. Bu saatte. Abdülcüm biliyorsun devletten ayrıldık. Artık mesai kavramı da yok. Sabahın köründe mi kalkacaksın? Arkadaş, uyumak da mı kabahat? Sen yatamıyordun. Düzeldi abi. İlhan. Bana biraz daha borç verin de biraz daha kaybedeyim. Buyur al. Antep'ten baklava söyle yarına. Biraz da para getir. Emredersin ağam. Kim o? Benim, Gaye. Ne var Gaye? Kapıyı açmayacak mısın? Müsait değilim. Bir şeyim var. Yüz yüze konuşmamız lazım. (Gülüyor)
İnsan gelmeden bir arar. Arayınca bakmıyorsun ki telefonuna. Bakmayınca insan der ki müsait değil. Evde olduğumu nereden bildin? Erhan'la konuştum. O eve geçtiğini söyledi. Sakız edeceksin beni millete. Ne oldu Gaye? Niye hastaneye gelmiyorsun? Seninle böyle anlaşmamıştık. Biliyorsun hafızam pek iyi değil. Biliyorum. Tahlil sonuçların da aynı şeyi söylüyor. Abartacak bir şey yok Gaye. Tedavin bitmedi. Buna devam edersek yarın öbür gün sıkıntı yaşarsın. O kadar yaşarım diyorsun yani. İçki de içmemen gerek. İçmiyorum. Şişeler ne? Misafirim vardı, onlar içti. Tahlile geldiğinde de tespit ettik. Trafik polisi misin, doktor musun anlamadım. Değerler çok yüksek çıktı Abdüley. Misafir vardı dedik ya. Ondandır. Gaye bunlar aramızda kalacak. Tedavine devam edersen tabii ki. Ben tedaviye devam etsem de etmesem de, gökten taş yağsa da yağmasa da, dünya tersine dönse de dönmese de bunlar aramızda kalacak. Değil mi? Aramızda kalacak. Hadi yarın ben uğrarım. Geç oldu. Yaşar'ın malı bu. Bu malı çoğaltabilir misin? Ne kadar vaktim var? Fazla yok. Geçen seferki gibi mi olacak? Yok. Bu sefer normal mal olacak. Ama kalitesi Yaşar'ınkinden düşük olacak. Yarın akşama kadar bir şeyler yaparız. 400 kilo. Ne? 400 kilo çıkmaz mı? Çıkar ama kalitesi çok bozuk olur. 300 kilo yap o zaman. Polat Alemdar. Senin ismin ne kadar markaysa benim de ismim marka. Bu işlere adımı karıştırmayacaksın. Ben bu kadar düşük kaliteli mal yapmam. Nobel mi alacaksın? Boş konuşma, ne deniyorsa yap. Hadi. Usta, malı Yaşar'a mı satacaksın? Bu sefer Zara'ya satacağım. Benimki bu işi mi yapıyor? Oo, Memati Bey. Benimki. Yakışır kardeşime. Allah yazdıysa bozsun. O anlamda demedim usta. Senin üvey oğlum bu işlerin içinde. Ona satacağım. Benim üvey oğlum kim usta? Seninkinin oğlu var bir tane. Daha önce haberimiz olsa elbet lale devrini başlatırdık. Karışma işime. Tamam mı Memati? Tamam usta, bir şey demedim. Thank you.
Selamun aleyküm. Bunları mı sigaralara yapıştırırlarmış Cevherim? He dayı. Niye? Niye duruyorsunuz? Boşaltın o zaman. Benim çok ağır imdat. Abi nereye gidiyoruz? İstasyon açmayı düşündüğüm bir yer var. Sana orayı göstereceğim. Abi burada istasyon açılmaz ki, tenha yerler. Üçüncü köprü bağlantısı olacak diyorlar oğlum. Bu köprü bitene kadar benzin mazot mu kalır dünyada? Sen de abisi dolandır. Kalmaz kalmaz. Abi o nasıl lav? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim ortağımla? Abi çocuklar bir şey söylüyor. Ne diyorlar? Nedim sizden çalıyor. Üç tanker getiriyor, bir tanker gösteriyor. Yalan abi. Çoluğumu çocuğumu görmeyeyim ki yalan. Yalan tabii. Senin çocuğun mu var lan Nedim? Var abi. İki tane. Ellerinizden öperler. Eyvallah. Bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum. Bir alt bildiğin yok ki oğlum. Ondan duy, bundan duy. Adamın çocuğu olduğunu bilmiyorsun, hırsız diyorsun. Kafan mı kıyak senin? Yok abi. Belki stres yaptım. Dur şurada da mazot alalım. Alo. Ne demek lan matbaa basıldı? Kim basmış? Başlatma dinlemelerini. Dinliyorlarsa dinlesinler. Kim basmış dedim. Zaza kim lan bizim mekanımızı basıyor? Geçin matbaaya, geliyorum. Zaza kim lan? Anlamadım abi. Zaza diye biri matbaayı basmış. Zaza dayı. Şeref Zazaoğlu. Ben tanıyorum. Ulan Nedim, nerede şerefsiz varsa tanıyorsun. Sen bir tuhaf adamsın. Nereden tanıyorsun bu şerefsizi? Kendi de şerefsiz, hem de hırsız şerefsiz. Ayıp oluyor. Çalarken ayıp olmuyor, söyleyince mi ayıp oluyor lan? Niye zahmet ettiniz Memduh babam? Ben size geliyordum. Sen ben mi var Can Polat? Geldik işte. Ne var ne yok para? Bir şey yok abi. Azat ne yapıyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Azat kızımın dosyasında bir sıkıntı çıktı. Cezaevine aldılar. Niye bana haber vermediniz? Leyla bir şey yapamadı mı? Sağ olsun. Çok alakadar oldu ama... Allah Allah. Çocuklar dediler ki baba Memduh geldi, bekledi gitti. Bunu demeye mi gelmiştin? Yok, başka bir şey diyecektim. Ünsal geldi dedi ki Polat'la iş yapıyormuşsun. İş yaparsan torununu da gelinini de göremezsin dedi. O şerefsiz nereden duymuş? Onu değil, kereste işini dedi. Ne yapacakmış şerefsiz beraber iş yaparsak? Azad'ı örgüte infaz ettirecekmiş. Sen ne dedin baba Memduh? Benim babam. Sen ne dersen onu diyeyim.
O sana ne derse tamam de. Neticede iki genç çocuğun hayatı söz konusu. Çocuklar da yeterince çekti artık. Ezgulam, ben bu şerefsizliğe dayanamıyorum. Sabır baba Memduh. Az daha sabır. Ünsal'ın derdi benimle. Elbet bir ara ben de onunla dertleşeceğim. Allah senin gücünü arttırsın. Dedeme Baran da evde olsun demişsin. Dedim ama ben bunları bilmiyordum. Boş verin, ben başka şekilde hallederim. Ya olur mu öyle şey? Ne diyeceksen de. Elimizden gelen bir şeyse... Lale Zara'nın oğlu Fırat. Arkadaşın mı senin? Çok eski arkadaşım. Görmeyeli epey oldu. Almanya'da içeride diye duydum. Çıktı. Anasının yanına geldi. Toz işi yapıyor Almanya'da. İçeri alanlar serbest bıraktılar. Ona bir haber uçurmak lazım. Neyse, unutun gitsin. Ben bulurum onu. Ne istersen de derim. ...300 kilo malı olan birini tanıdığını söyle. Ucuz temiz mal. Götürüp Almanya'da satsın. Gümrükten çıkarmak bizden. Ama para peşin. Söylerim abi. Ya Ezgulan, bu işler nedir? Uyuşturucu mu uyuşturucu diyorsun. Bu işlere niye giriyorsun ha? Paraya ihtiyacın varsa... Mesele para meselesi değil baba Memduh. Yılanın deliğine çomak sokuyorum. Çomağı tutacak, delikten dışarı çıkacak. Yoksa ben ne uyuşturucu satarım, ne de sattırırım. Baran. Seni Azat'la görüştüreceğim. Vay 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 vay. Ya ara ara, bir daha ara. Dayı aradım. Gelmiş. Bir saattir gelmiş değilsin. Gel mi? Ara ara. Vay vay. Vay 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 vay. İzzet abi neredesin? Ne demiş? O dur gelim desin yani. Ya o dur neredeymiş? Köşeden döneyim işte dayı. Köşeye döner tabii. Hele bunlar bir görsün. Yok bir şey yok İzzet abi. Dayı merak etti de. Ben bileydim bu pullarla bu kadar sevinecektin. Ya burayı baştan aşağı pul ederdim. Her şeyi ben mi söyleyeyim Cevherim? Yapadın. Büyük söylemese, büyük başlamasa, küçük ne yapa? Der miyim Dert? Doğrudur dayı. Ya Cevherim, o iş nasıl oldu o iş? Dayı bırakmadın ki kadere gidem. Vah benim kadersiz yeğenim vah. Dayı sen İzzet'le görüş, ben kadere gidem gelem, tamam mı? Nasıl gidip gelişi bu halda? Tutan mısın? Ne olmuş halime dayı? Pulları taşırken belim belim diye inliydin dayı. Lah, sana polüm yapadım sen taşı diye. Değilsin. İzzet geldi, ben gidip karşılayayım dayı. Nasıl gidip karşılayacaksın bu halde? Kadersiz Cevherim. Dayı, malların hepsini getiren mi? Yok oğlum, ne getireceksin? Herif götürecek. O zaman bunları niye taşıdık dayı? Neden yani? Pozla mı kesmeyeyim? İmdat. Thank you.
Oo, vallahi Zaza çok büyük adamsın. Bitirmişsin işi. Sen buna içtiysen İzo beni hiç tanımışsın. O zaman beni röntlemeye devam et. Kimse diklenmedi mi size? Sana diklenen oldu mu Cevher? Mümkün mü dayı? O zaman bana hiç mümkün değil. Zaza, bak bu iş sakat iş. Sonra başıma ekşime. Ya sakat dedin de, bu bizim Cevher'in bu şeyin ne olacak ya? He? Sen abesi sayılırsın ha. Bir şey söyle. Benim tanıdığım çok iyi bir ortopedici var. Ya kardeş, bu böyle kırık çıkıktan ziyade böyle boynu bükük bir şey yani. Ben gidem dayı. Gidersen iyice ver. Ama bak sağ dayı vasiyeti. Cigara içkiyi bırak. Bol su içeceksin. Domatesi elinden eksik etmeyeceksin. İçinde de hiçbir şeyi biriktirmeyeceksin bak. O zaman ne oluyor? Cevher, bu hepimizin başına gelecek bir şey. Hiç canını sıkma. Gece kaç defa gidiyorsun? Hı? Yahu gider mi ha? Uş, niye laftan anlamışsınız et? Allah Allah. Allah Allah. Zaza mı yapmış bu işi? Zaza yapmış. Sadece bandrolleri mi almış? Korsanları almış mı? Yok abi, onlara dokunmamışlar. O zaman bilerek sigara içmeye geldi. Bu odaya yatağını hazırladı annen evladım. Leyla burada kaldı ha? Geç olunca annen ısrar etti. İyi yapmışsınız. Ben bir mutfağa bakayım baba ne var ne yok diye. İyi uykular. Oğlum ayıptır. İnsan gel baba beraber bakalım der. Belki annen bir şey yedirmemiştir. Gel bakalım. Ofisinize de el koymuşlar, öyle mi? Öyle baba. Nereye geçtiniz? Bir uğrayalım annenle. Çok uğranacak bir yerde değil baba. Ama buyurun. İş güç? Devam baba. Neye devam evladım? Vazifemize. Belki devlet size dur demişken... Biraz dinlenmeniz iyi olur ha? Biraz ticaretle meşgul olsanız. Baba ben ticaret micaret bilmem. Benim tek bildiğim şey bu ülke için mücadele etmek. Vazifeli ya da vazifesiz. Sen insanlara hizmet ederken birinden vazife mi bekledin? Beklemedim. Ben de senin evladınım. Niye bekleyeyim? Aşk olsun. Beni niye uyandırmadınız?
Isıttınız mı bunu? Bu evde hiç gizli bir iş de yapılmıyor ki. Burası benim evim oğlum. Gizli iş yapacaksan dışarıda yapacaksın. Afiyet olsun baba. Ya, afiyet olsun. Perancığım, Davut Bey aradı mı? Yok baba, niye arasın? Mesaj falan. Niye soruyorsun baba? Ben her şeyi sorarım. İnci Hanım aradı mı diye niye sormuyorsun? İnci Hanım aradı mı? Aradı. Babası için mi aradı? Baba, sana bir şey söylediğime beni pişman etme. Biz seninle hiç arkadaş olamayacak mıyız? Arkadaş gibi konuşuyoruz. Ortakların nasıl insanlar? Gerçi ben internetten araştırdım ama. Hiçbirinin seninle işi olmaz. Ben neysem onlar da o. Hepsi babacan adamlar. Memati gençmiş. Ama içi geçmiş. Ayrıca Memati Bey, Memati değil. Adam çirkin ama çok karizmatik. Memati kadınlardan nefret eder. Neden? Karısı vardı, öldü. O yüzden. Allah Allah. Böyle saçma şey mi olur? Olduğuyla öldüğe çare yok kızım. Davut'un alakasını tam olarak nasıl fark ettin? Baba, ben gencim. Ama bir kadınım. Erkeklerin alakalarını anlarım. Nasıl anladın işte? Demek ki bu adam bir şey yaptı. Baba hiçbir şey yapmadı. Yapmaz da. Yapamazdı da. O zaman nasıl anladın? Bir erkek her gün iltifat ediyorsa... Ne diyor mesela? Çocuğum mu diyor? Yavrum mu diyor? Canım mı diyor? Pericim mi diyor? Bir tanem mi diyor? Baba sen bunları hiç birine söyledin mi? Nereden biliyorsun? Fikret Bey'den öğrendim. Baba ne yapıyorsun? Telefonun parasını ben ödemiyor muyum? İstediğim gibi bakarım. Seçilmiş. Ya Davut'un ismi yerine Seçil yazmışsam? Araştırdım. Hepsinin numaraları isimleri tutuyor. Baba sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Bak kızım. Perihan'cığım. Seninle arkadaş gibi konuşacağım. Eğer o Davut sana mesaj atarsa, ararsa, bir yere çağırırsa, bir yerde karşına çıkarsa, yemek yemek isterse, kahve içmek isterse, ben onu öldürürüm. Demedi de mi? 40 yıllık arkadaşımla bile bu kadar açık konuşmam. Haberin olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne demek işkence yapmış? Yapmış. Ruh hastası mı bu adam? Ne hastası bilmem. Kızın dosyasını onları da kesin Ünsal eklemiştir. O kadar da değil. Öyle olsa fark ederdik herhalde. Onu kastetmedim. Dikkatli ol dedim. Ne dikkatli olacağım? Ünsal dikkatli olsun. Ben çağırırım şimdi onu adliyeye. Memduh Bey'le senin iş yapmanı niye istemiyor? Aklınca her taraftan yolumu kesip yan yollara sapmamı istiyor. Polat, sapmayacaksın değil mi? Tombi'ye bak, bana akıl veriyor. Artık tombik değilim. Benim gözümde öylesin. Gözünü değiştir canım.
Sen görmeyeli çok şey değişti. Ben bir su getireyim. Dayı, niye bırakmışsın ya? Al sabret Cevherim, imdat getireyim. Bu ne oğlum? Sabah kahvaltın dayı. Uğut, sen dayına dalga mı geçsin lan? Çağır sen. Ya sen bu işi niye ciddi almışsın? Ben yanımda sağlıksız adam istemeyim. Dayı, benim bir şeyim yok. Sen niye anlamışsın? He işte bir şeyin yok değilsin, ben de bir şeyin olsun diyeyim. Yanımda bir şey olmayan adam istemeyim. Yuhi. Ya sapını ayıracaksın. Oğlum onu kaynat biçeceksin. Yaprağını ye. Ya dayı meseleyi büyütüp beni şor ettin. Ben büyütebilirim Cevher. Pek sen ne desin? Meseleyi küçültesin. Büyüt ki şifa bulasın benim kadersiz Cevher'im. Ha? Dayı bir istihbaratçı gelmiş. Korkam ki bandrolcülerden ola. Korkma, niye korkusun? Adamın malına çöktük. Bu çocuk da geç korkuyor dayı. Herif kapıya dayanmış, öyle korkuyor. Geç olsun, güç olmasın. İmdatım çağır gele. Allah'ın seversen bunları yemeyeyim dayı. Bak, herif anlamaz der ki, bunlar ot yiyi, aç kalmışlar. Ben anladırım, sen merak etme, sen ye. Dayı Allah'ın adını verdim. Allah razı olsun. Ben de sana geri veririm. Buyur. Oturmayacağım. Kardeş, bizle alakalı bir istihbarat mı aldın? Hayırdır? Bizim sende emanetimiz var. Onu almaya geldim. Nasıl bir şeymiş o? Arkadaşlarımızın matbaasını basmışsın. Bir cahillik edip oradaki malları almışsın. İmdat. Oğlum sen kitap okuyor musun? Okumayım dayı. Canlar mı sen? Cık, okumayım. Ben de okumayayım. Şimdi bu cahil adamlar niye matbaayı basarlar da ne alarlar? Şeref. Senin babanın adı da mı Şeref? Yo. Ne bileyim babanın adı gibi rahat söylesin de. Söyle dinleyeyim. Bandrolleri geri vereceksin. Ne bandrolümüş bu? Sigara. Bunda sen sigara mı içsin? İçmeyeyim dayı. Canır. İçmeyeyim dayı. Ben de içmeyeyim. Kardeş sen şerefleri karıştırmışsın. Değilsin bana şeref öğret. Öğretem ha bu cahil alımla. Şeref Sazıoğlu, o malları geri vermezsen seni sigara diye sarıp aleme içireceğiz.
Dahi nedir bu? Cevher ile bir kümese girmişik ki her tarafı sırtlan. Gidek bir dağa, kurda durumu anladak. Sırtlanın dilinden anca o anlar. Ben bu istihbarat işleri hiç sevmeyeyim. Dayı kafasına sıkıp şuraya gömeydik. Sen de son çareyi hep baştan söylesin. Bazen hiç ötmesin, bazen de çok erken ötesin. İşte senin problemin bu. Ha bu. Bir şeyi çok merak edip duruyorum. Onu yaptın, bunu yaptın, tamam da bu paraların üstündeki Kenan Evren ne demek? Kendisine hürmetim var. Sebep? Kendisinin haberi yok. Sayesinde çok ekmek yemişim. Devlet büyüklerini sormaya mı çağırdın beni? Hakkını teslim etmeye davet ettim. Ben seninle uğraşmam arkadaş. O paraları bize verdin. Dedim ki herkes bildiği işi yapacak. Geçen gece de 2 kilo malı verdin, konuyu paketledin. Ben bu alemde senin kadar dürüst konuşanını görmedim. Biz bu alemde değiliz de ondan. Girme de zaten. Ne sana ne adamlarına göre bu alem. Sen nasıl alemin kurdu oldun? Kurtlar ısıra ısıra kurt yaptı. Çakallar parçalaya parçalaya aslan yaptı. Buradakileri anlıyorum. Ama sen malı bir de yurt dışına satıyorsun. Asıl o tarafı çözemiyorum. Kusura bakma. Meslek sır. Sen nasıl devlet içinde, millet gözünde bir yere geldiysen, biz de işimizde geldik. Bir şey demedik. Aslansın, kaplansın dedik. Yalnız Yaşar ha. Benim bir sıkıntım var. Senden evvel bir iş yaptım. O işten de elimde mal kaldı. Bu malı burada alacak yok. Sen alır mısın? Ben almam. Ama malını istediğin yere kadar gönderirim. Bu iyiliğini unutmam. Ben de senin yaptığın iyiliği unutmuyorum. Kusura bakma. Büyük paranı alırım. Senin canın sağ olsun. Malın numunesini göster ki tanıdığımız, bildiğimiz birinin malını dışarıya yollayıp başımıza iş almayalım. Cahit. Otur. Burada olduğunu duyunca görüşmek istedim. İtirafçı olmuşsun. Asla olmam. Ama Şahmeran Başkan'la ters düştük. Sen kimsin Şahmeran Başkan'la ters düşeceksin? Onunla ters düşmenin cezasını bilmiyor musun? Şahmeran'ın bir gücü varsa benim dedemin de devlet içinde bir gücü var. Her yerde büyük ailelerin çocukları ayrıcalıklıdır. Senin gibi, benim gibi. Fırat, ben buraya seninle arkadaş gibi konuşmaya geldim. Örgüt muhabbeti yapmaya gelmedim. Ayrıca Şahmeran'ın en büyük düşmanı annen. Benim de düşmanım Şahmeran. Şimdi, samimi konuşacak mıyız, konuşmayacak mıyız? Devlet bize bir şey mi teklif ediyor? Ne devleti be? Mal var elimde. Onu alıp almayacağını sormaya geldim. Kardeşim, şunu baştan söylesene. Deden demek bu işlere girmiş. Dedemin alakası yok. Madem metropole geldim, kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Malı nereden buldun? Buldum işte bir yerden. Tek misin? Ortağın var mı? Var. Kim? Polat Alemdar. O ajan anneme sıkmanın peşinde dolaşırken sen bana malını mı satıyorsun? Ya yok öyle bir şey. İsteselerdi anneni çoktan infaz etmişlerdi. Onların taktiği belli.
her zaman örgüt içinde farklı kliklerin olmasını isterler. Polat Alemdar'ın da Şahmeran'la düşmanlığı var. Şahmeran'ı yemek için annenin ekibine destek verecek. Bu işten seni çıkarım ne? Azat var. Sevdiğim. Cezaevinde. Eğer onu örgüt koğuşuna yollarlarsa sahip çıkacaksın. Yaşamasını sağlayacaksın. Ne istiyormuş feodal çocuğu? İş yapmak istiyormuş. Bu feodallerin çocuklarını hiç anlamıyorum. Daha dün halkı için ölmek istiyordu. Bugün kapitalizm için ölmek istiyor. Demek ki genlerinde var. Anne bana ne? Bize para lazım. Kim bize para getirecekse getirsin. Senin halkın güçlü kimse onun arkasında saf tutar. Paran var mı? Güçlüsün. Senin işin değil siyaset. Ama iyi çözümleme yapıyorsun. Senin de genlerinde var. Bu örgütün lideri sen olacaksın. Bunu da sana ben sağlayacağım. Nasıl sağlayacakmışsın? Avrupa'da Şahmeran istediği gibi mal satıyor. İstediği gibi para kazanıyor. Kazandığı parayla örgütten istediğini satın alıyor. Benim de orada arkadaşlarım var. Hepsi beni de seni de seviyor. İstesek canlarını verirler. Can para etmiyor. Şahmeran'ın sattığı kadarını ben de satarım. Fırat'ım, bu işlere girme. Annenin Avrupa'da lekesiz bir ismi var. Alman ajanlarına bu ismi lekeletme. Alman ajanları olmadan bu iş olmaz. Sen bana güven. Fırat, sana yapma diyorsam yapma. Kimin malı? Tanımadım ağam. Bu kimin malı? İlhan bile tanımadı. Sana gelince meslek sırrı, bize gelince kimin malı? Bir şey demedik. Tanımadığımıza göre mesele yok. Kalitesi nasıl? Orta ağam. Üçe beşe bakma. Kimin elini tutarsan sık gitsin. Sen almazsın yani. Yok arkadaş. Ben orta mal satmam. İsmimi lekeletmem. Eyvallah. Ne zaman geçireceksin? Söyle, hazırlığımızı yapalım. Bu akşam olur. Bir haber bekliyorum. Nereden geçireceksin? Sen de istiyorsun bütün bu işin sırrını 2 günde öğreneyim. Yok arkadaş. Sana bu işte ekmek yok. Yapmayacağım demedim mi? Şu elimdekini bir çıkarayım, bir daha tövbe. Ben sana söyleyeyim. Bu işin tövbesi olmaz. Ama ben buradayken bu işi de sana yaptırmam. Şerafettin'ciğim, merhaba canım. Nasılsın, iyi misin? Yenge nasıl, yeğenim nasıl? Tuncay Bey, hiç gerek yoktu. Ne siz beni gördünüz, ne ben sizi gördüm. Yok kardeşim, ben seni gördüm, sen beni gördün. Ayrıca mikrop muyum, görünmeden zarar vereyim? Estağfurullah. Allah aşkına, çaya kahveye gerek yok. Biliyorsun Şerafettin'cim, bürokrasi hayatımda asla hediye kabul etmedim. Bilmiyorum. Bütün camia beni konuşuyordu. Şimdi kimi konuşuyor?
Unuttular tabii önlerinde büyük bir örnek kalmayınca. İnşallah bundan sonra seni konuşacaklar. Abi beni iyi ya da kötü konuşmasınlar. Hep iyi konuşacaklar. Hep iyi. Vatan hizmeti yapıyorsun. Abi ben vatani hizmetimi bir kez yaptım. Sarıkamış'ta komando olarak. Yokuşa sürme kardeşim. Bir kere yaptın bu işi, bir daha yapacaksın. Anlamadım. Senden bir kerelik daha rica ediyoruz arkadaşlara göz yummanı. Tuncay Bey, sizin bu işlere girdiğinize inanamıyorum. İnanmayacaksın tabii kardeşim. Vatan hizmeti tek taraflı olmaz. Kimi zaman selin önüne set olursun. Değil seli, içindeki mikropları bile bırakmazsın toprağına sızsın diye. Kimi zamansa bizzat sel olursun. Bütün setleri yıkar geçersin. Ne yapıyorsunuz Tuncay Bey? Bu sefer biraz daha fazla iste parayı. Peki bu paralar ne olacak? Haram parayı yiyecek halin yok ya Şerafettin. Biz sana dediğimiz zaman hayır kuruluşlarına bağışlayacaksın. Şimdi bir çayını içerim. Zara'nın oğlu tamam dedi. Annesinin haberi var mı? Bilmiyorum. Parayı ne zaman teslim edecek? Malı teslim aldığında. Almanya'da verecek yani. Evet. Usta, o kadar parayı nereden bulacak bunlar? Onun bağlantıları var dedim ya Almanya'da Memati. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Zaza. Baran sen gidebilirsin. Nedi siz? Oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Vallahi hiç. Hele oturdum sıkıldım böyle. Dedim hele bir gelem. Yatan aslandansa gezen tilki evladır. Siz ne yatıyorsunuz? Aslanlık zamanı bitti. Tilkilik devri başladı. Hayırdır Zaza? Bir kümes mi buldun? Ya bu sigara işi iyi kümes. Tek tek de yumurtlamiler davuklar. Karton karton yumurtlular valla. İzzet'le aran nasıl? İyi. Çok iyi. Bizim payımız nerede Zaza? He? Bizim payımız. Ya daha cevher masraflar çıkarmadı. Çıkarsın getirem. Bizi çırak çıkaracaksın yani. Bak şimdi. Bak ben size aslan diyeyim. Siz ne deyiz? Zaza. Hı? Senin ağzındaki ne? Diş. Onun arkasındaki ne? 20 yaş dişi. Çektiremedim bir türlü. Sen oradan nereden gördün? Zaza. Çıkar ağzındaki baklayı. Baklaydan hiç sevmem. Neyse, bu istihbaratçılar bana çöktü. Nasıl sana çöktü? Hep bu İzzet'in namussuzluğu. Ya adamda bir İzzet nefis olur. Bunda nefis var, İzzet yok. Götür. Bizi yanlış kümese soktu. Kardeşim, istihbaratçılar çöktü dedin. Çöktüler. Ya işte ben gidip onların matbaasındaki pandrolleri alınca onlar da bana geldiler. Ya ben sana demedim mi Zaza? Bana danışmadan, sormadan bir iş yapma diye. Polat'ım alemdağım. Yani iki tane pandrol için ben sana alom diye. İzzet dedi ki malın %50'sini birileri götürüyor. Cevher'de soruşturdu. Bunlar korsan kitap tabasilermiş. Sen okumuş adamsın. Zoruna gitme mi korsan kitap? Hele geç o işi Zaza. Sadede gel. Belkim de
Tövbe estağfurullah. Korsan Kur'an da basilerdir ha. Gene de mi zoruna gitmeyi? Zaza. Yeter, lafın sonunu getir. Vallahi benim kanıma dokandı, gittim bastım. He? Ya biz o kadar malı da bayır aşırıp getirek, Zülfikar Ağa'nın tırları bu işe seferber ola, İzzet'in çocukları o kadar koştura, bizimkiler bakkal bakkal dolaşıp mal sata, bu herifler bu kadar pulu basıp malı götürerler. Bizden 10 kat fazla para kazanırlar. Bu da mı zorunuza gitmi? Ya ticarette böyle alasızlık olur mu? Böyle esnaflık mı olur? Ya ben diyeyim bu işe bir el atsan. Bu devletin dilinden siz anlarsınız. Vallahi ben bu ağzı anlamayayım. Yani anlasam da sevmeyeyim. Ünsal Bey, sizi teşekkür için çağırdım. Rica ederim. Ama ne için anlayamadım. Misafirlerimi çok güzel ağırlamışsınız. Hangi misafirlerinizi? Azat'la Baran'ı. Rahat etmeleri için elinizden gelen ısrarı yapmışsınız. Sizin ricanız benim için emirdir. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen kimsin ki işkence yapıyorsun? Ne işkencesi savcı hanım? Ne diyorsunuz? Her şeyden haberim var. Eski devir bitti. Eskinin hayalini kuracaksanız gidin cezaevinde bol bol hayal kurun. Benim elimden insanları alıp işkence etme hakkını nereden buluyorsunuz siz? Bunları size Azat'la Baran mı söyledi? Yok, kuşlar söyledi. Hemen çağırın. Eğer böyle bir şey söylerlerse istifa ederim. Hukuki olarak da bedelini ödemeye hazırım. Senin yüzüne bakıp bana işkence mi yaptı diyecekler. Ben olmadan konuşun. Nasıl isterseniz öyle konuşun. Yanlış anlamamanız için de odadan çıkmayacağım. Ola ki aklınıza gelir aradı tembih etti diye. Çağırıp yüzleştireceğim sizi. Hay hay. Benimle ilgili size kim bilgi veriyorsa emin olun yalan söylüyor. Ne demek bir tane bile satamayacağım ver? Dayı her tarafı basmış polis jandarma. Sokakta satın oğlum. Yani limon kasası yok mu onu ambele ters çevirin. Koyun üstüne satın. Ya kapat telefonu Zaza. Neyse dinliler beni fazla konuşturma Cevher. Contan bir gevşedi artık ağzın damladı. Can Polat bana müsaade edin ben bir gidip görüşeyim. Çocuklar iyi çocuklardır kimseye bir zararları yoktur. Sigara satıyorlar, devlet görevindeler. Ha bir de iyi çocuklar. O nasıl iş Zülfikar Ağa? Biz kimsenin kusurunu görmeyiz Memati. Ben hariç. Seninkini görmüyorum. Gözüm takılıyor Zaza. Zülfikar Ağa sen bir konuş. Bizi davet etsinler. Bir bakalım renkleri neymiş. Hay hay. Eyvallah. Eyvallah. Bu Zülfikar nereden tanımış derinleri? Zaza bunların başka deposu, mekanı yok mu? İzo'dan öğrenem. Öğren. Memati sen de hazırlığını yap. Adamlar ters yaparlarsa üstlerine gidelim ki sulh olsun.
Bana sorarsan bunları direkt bir yere gömelim usta. Hem devlet görevinde olacaklar, hem de hırsızlık yapacaklar. Vay cedden rahmet. Gömek ne durik? Ya siz kafayı mı yediniz? Ona sık buna sık devri bitti. İlk açığımızda bizi doğduğumuza pişman ederler. Ya Ünsal Akbaba gibi bekliyor. Hak atma Mati. Her tarafı pancar görürsün. Onu gömek, bunu doğrayak, bunu pişirek. Hıyar mı doğrusun, ne doğrusun? Buyurun Memduh Bey. Baran geç sen de. Hayırdır savcı hanım? Siz bana nasıl yalan söylersiniz? Ne yalanı savcı hanım? Azat'la konuştum. Ünsal çocuklara işkence yapmış. O nereden çıktı şimdi? Var mı yok mu Memduh Bey? Bu adam size işkence yaptı mı yapmadı mı? Azat her şeyi anlattıysa bana ne soruyorsunuz? Belki Azat yalan söylüyor. Azat yalan söylemez. O zaman işkence doğru. Değil. Öyle bir şey yapmış olsaydı ben bu adamı yaşatmazdım. Gördüğünüz gibi savcı hanım. Biri yalan söylüyor. Ama bu Azat değil. Baran da değil. Biz size yalan söyleyenlere gereken cevabı muhakkak vereceğiz. Memduh Bey. Torunum diyeceğini dedi. Başka bir emriniz yoksa bize müsaade et savcı hanım. Müsaadenizle. Buradan çıkıp Polat babanızın yanına mı koştunuz? Adama onunla iş yapmayacağımızı söylemeyelim mi yani? Aradan da işkence muhabbeti. Memduh, aklını başına al. İçerideki kadınla hesabım var. Yoksa ne seni, ne torununu, ne de onun yavuklusunu yaşatırım. Benimle oyun oynamayacaksınız. Tamam mı koçum? Ooo Zülfikar ağa. Nasılsın, iyi misin? Eyvallah. Ne zamandır görüşemiyoruz? Kardeş, sabit bir yerde durduğunuz yok ki. Gelip çayınızı kahvenizi içelim. Memleketin her tarafında sıkıntı var Zülfikar ağa. Oradan oraya koşturuyoruz. Allah seni inandırsın. Evdekileri bir aydır görmedim. Memleket büyük. Büyük olduğu için sıkıntı da büyük olacak. Yezid'i mi biter bu dünyanın? Bitmez bitmez. Buyur Zülfikar ağa. Sen bize sebepsiz baskın vermezsin. Bir sıkıntın mı var? Bir sıkıntım yok çok şükür. Ama dostlarımdan birinin sizinle bir sıkıntısı olmuş. Ben dedim ki illa bir yanlış anlama vardır. Senin dostunla bir sıkıntımız olmaz. Biriyle bir sıkıntımız varsa ya o senin dostun değildir ya da sen yanlış dostluklar edinmişsindir görüşmeyeli. Dostumun dostu diyeyim o zaman. Kimmiş, neymiş mesele? Polat Alemdar benim dostum. Şeref Zazaoğlu da onun dostu. Zaza Polat'a meseleyi intikal ettirmiş. Ben araya girdim. Dedim ki sizi yan yana getireyim. Sizin konuşamayacağınız, halledemeyeceğiniz mesele yoktur. Bizim Polat Alemdar'a saygımız, muhabbetimiz var. Ne zaman istiyorsa buyursun. Kahvemizi içsin. Şeref verir. Eyvallah. Sağ ol. Hadi Abdülhey çıkıyoruz.
nasılsa buradasınızdır diye haber vermeden geldim. Çıkıyorum İbrahim, bir şey mi var? Tanıştırayım, kızım Perihan. Memnun oldum. Ben de. Tataroğlu Holding'de çalışıyordu, oradan ayrıldı. Ben de düşündüm ki bizim yeni oluşumumuzda yer alır. Yeni oluşum derken İbrahim? Kereste işini, holding işini diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Memati ile gerisini konuşursunuz. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Baba adam yüzümüze bile bakmadı. İşte o yüzden ben de senin burada çalışmanı istiyorum. Kimse senin yüzüne bakmaz. Müdürüme bir uğradım. Nasıl diye sormaya geldim. Telefonla sorsaydın ya. Mesai saatinde böyle şeyleri sevmiyorum. Müdürüm, 2 dakika bir şey arz edip gideceğim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorlar. Büyük makbule geçtiğini söylüyorlar. Kardeşim, konuşmayalım bu konuyu demedim mi? Müdürüm, bir seferlik daha rica ediyorlar. Olmaz. Ben de aynısını söyledim. Şerafettin müdürüm bize büyük bir kıyak yaptı. Hakkını ödeyemeyiz dedim. Daha niye geldin o zaman? Arkadaşlar diyorlar ki müdürümün geleceğini garanti etmek bizim boynumuzun borcu. Ne istiyorsa emri olur. Abi, ne bekliyoruz? 2 dakikalık işi var buranın. Haber bekliyoruz Özcan. Abi, sen hayatında hiç ihaneti affettin mi? Gevezelik etmeye geldiysen Cahit orada. Sever, yanına git. Özür dilerim abi. Etmedim. Abi, kızmazsan bir şey daha soracağım. Sor. Polat abinin devlet işinde olduğunu baştan bilmiyordunuz, değil mi? Yo. Aslında size ihanet ediyordu. O ne biçim laf lan? Bizden bir şey duydu da gitti polise mi ispiyonladı? Yok abi. Ama öğrenseydiniz Polat abinin gizli bir görevi olduğunu... Affetmeyecektiniz değil mi? Oğlum, adam hayatını ortaya koymuş devlet için, millet için. Sen neden bahsediyorsun? O anki aklımızda senin gibi düşünürdük. Ama ustanın yaptığı meğer bizim içinmiş. Onun sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Yoksa bu gördüğün testi toprak altında çoktan çürümüştü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Siz de hoş geldiniz. Bütün kabahat benim. Daha evvelden dostlarımı yan yana getirseydim, şimdi kahvemizi keyifle içerdik. Her zaman keyifle içeriz Zülfikar ağa. Eyvallah. Sizin adınız kadar arkadaşımın ismini de çok duydum. Efsane gibi dilden dile yayılmış. Sağ olsunlar. Bir şey duyduk, doğru mu? Görevinizden ayrılmışsınız. Doğru. Çok üzüldük. Gerçekten büyük kayıp. Kaybolan bir şey yok çok şükür. Siz de iyi bilirsiniz ki devlette koltuğa kimin oturduğunun hiç önemi yoktur. Devletimiz baki olsun yeter. Yok öyle değil. Devletimiz baki olsun. Ama iyi ile kötüyü artık ayırsın. Artık iyiler güçlü olsun. Zengin olsun ki daha iyi hizmet etsin.
Sağ ol. Daha evvel de söyledim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Şeref Zazoğlu zor bir arkadaşımız. Ama dürüst bir adamdır. Ben onun için hırsız diye duymuştum. Herkesle alakalı neler söylüyorlar? Her insanın yanlış yaptığı zamanlar vardır. Madem burada samimi konuşuyoruz, arkadaşlardan saklayacak, çekinecek bir şey yok. Zaza artık benimle beraber. Birlikte sigara işine girdik. Ama sizin yaptığınız şekilde değil, başka şekilde. Birileri gitmiş Zaza'yı doldurmuş. Arkasında sizin olduğunuzu söylememiş. O da gitmiş mekanınızı basmış. Sizin olduğunuzu bilse yapmazdı. Hiç değilse bana danışırdı. Size danışmadan mı bu işi yaptı? Doğrudur. Bana danışmadan bu işi yaptı. Ama sizinle beraber. Benimle beraber. İyi. Madem öyle, madem cahilce bu işi yaptınız, Zülfikar Ağa'yı da aracı kıldınız, onun hatırına bu seferlik sizi bağışlıyorum. Bağışlamak demeyelim de. Yok yok. Tam olarak bağışlamış değilim. Doğru söylüyorsun. Bu yapılan cahilliğin bir karşılığı illa olacak. Neymiş karşılığı? O şerefsiz cahil sigara içmeyi bilmiyor. Sigara satmayacak. Sigaranın izmaritini bile ağzına almayacak. Onu da geçtim. Onun beslediği sokaktaki çakalın çukalın da ağzında sigara görmeyeceğim. Tedbir alın. Hiçbirinizin ağzında hiçbir şey görmeyeceğim. Sen hele o ağzındaki emziği çıkar öyle konuş. Devletin sütünü içtin diye kendini kurt zannetme. Açlıktan süt içen çakallarsınız. Abdülrey, edepsizlik yapma. Birader, sen nasıl adamsın? Biri senin arkandan hırsızlık yapar. Biri senin yanında utanmadan it gibi havlar. Selim! İleri gittin. Gittiğin yer iyi bir yer değil. Arkadaşlar bizi yanlış anladılar. Biz buraya problemi halletmeye geldik. Yeni problem çıkarmaya gelmedik. Ne problem çıkaracakmışsın? Ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın. Devlet seni kapının önüne koymuş. Git ite köpeğe racon kes. Onun için de bizden müsaade alarak. Otur Abdüley. Ne o birader, dikilip duruyorsun? Çok gözümü korkuttun, esas duruşa geçtim. Aferin. Hepinizi esas duruşa geçireceğim. Bu herifin peşine takılmışsınız. Kim lan bu? Aha, iki. İkincisi de esas duruşa geçti. Yezidlik ediyorsun. Kes lan sesini. Ben buraya sizinle konuşmaya geldim. Sen kimsin? Bir bana söylesene. Boş ver kim olduğumu. Sen karşına oturttuğun, kahve ikram ettiklerine böyle mi ev sahipliği yapıyorsun? Kellen yerinde, kulaklarında, burnunda. Kralları bu kadar iyi ağırlamıyoruz. Bir daha karşıma çıkarsanız hepinizi dilim dilim doğrarım. Defolun gidin karşımdan. O şerefsiz itinize de söylediklerimi söyleyin. Onun her halükarda kulaklarını keseceğim. Eyvallah. Can Polat, müsaade et. Bu Yezid'in başını gövdesinden uçurayım. Benim yüzümden hakaret işittin. Ben bu utançla yaşayamam. Seninle ne alakası var Zülfikar Ağa? Memati, gelirken bir paket sigara alsana. Tamam usta. Abi bana izah et.
Biz bunları niye öldürmedik? Devlet görevlisini öldürecek halimiz yok ya Abdüley. Bunlar köpek, bunlar şerefsiz. Ne devleti? Kimse kimseyi öldürmeyecek Abdüley. Gidelim. Lan. Kapı açık. Bakmayın lan, taşıyın malları. Polat Alemdar'ın selamı var. Zaza'nın sigarayla ne işi var? Bilmiyoruz efendim. İzzet'le ortak olmuşlar. İzzet'le? Evet efendim. Arkasında Polat var mı bu işin? Bilmiyoruz efendim. Memduh'a ayar çektik. Şimdi sıra Zaza'da. Anacığım nasılsın? Ellerinden öperim güzel anam benim. Ne olsun, koşturuyoruz. Gelemedim anacığım. Biliyorsun devlet işleri. Bırakamıyoruz ki. Merak etme anacığım. Bakıyorum kendime. Dikkat ediyorum. Sen nasılsın? Sakın yorma kendini. En kısa zamanda yanındayım güzel anacığım. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Gel. Ne var? Depoyu basmışlar. Ne deposu lan? Polat Alemdar'ın adamları basmış. Herife daha yeni ayar verdim yolladım. Kafayı mı yemiş bunlar? Demek ki ayar tutmuyor abi. Bu Polat Alemdar'ı bir öldürecekti. Demek bize nasipmiş. Gece alıp sıkalım kafasına. Usta, hakikaten sana bunları söylediler, öyle mi? Evet Memati. Lan Abdüley, senin şerefin yok mu? Ustaya hakaret ediyorlar, sen öyle kazık gibi dikiliyor musun? Abi üzerime gelme, zaten 1 milyonum. 10 milyon al, 100 milyon al! Niye sıkmıyoruz biz bu şerefsizlere? Zülfikar ağa, sen de bir şey söylemedin. Yezide laf söylenmez. Kafası koparılmadıktan sonra. Lafı bana söylediler. Size ne oluyor kardeşim? Seni beni mi kalmış usta? Kim o şerefsizler? Kim?
Onlar kim? Sana açıp ağzını bir şey söyleyebilecek. Abi ben bile bittim. Amca, bunlar iki kişi değil mi? Müsaade et kafalarına sıkayım. Bu çocuk bile sıkmayı düşünüyor Abdüley. Senin elini armut mu topluyordu? Korktum abi. Var mı ötesi? Hadi be! Saçmalama Abdül. Adamlardan korktun, buraya gelmekten korkmadın. Öyle mi? Git abiye söyle. Bana ne söylüyorsun? Sıktırmadı. Hala da sıktırmıyor. Devletmiş. Devlet biziz biz. Onlar kim? Burada benim sözümün üstüne söz söyleyecek varsa gitsin onların hizmetine girsin. Ben kimseyi öldürmek yok diyorsam kimse kimseyi öldürmeyecek. Tamam usta. Ben onları öldüreyim. Sen de benim tezkeremi ver. Mümatik! Planın varsa söyle. Yoksa bu şerefsizler yaşamayacak. Planım yok. Adamlar bir yere güvenip, bir şeye güvenip bize bu hakareti ettiler. Akılsızca hareket etmenin manası yok. Aynı hakareti biri bana yapsa sen de bizim gibi sessiz kalacaksın. Öyle mi Can Polat? Şimdilik evet Zülfikar Ağa. Hepimizin iyiliği için istemeye istemeye evet. İbrahim, bitirdin beni. Vitaminler çok mu geldi Fikret Bey? Sözümü kesme İbrahim. Balla kestim efendim. Ayısın ya ondan. Neyse, 45 yıllık hayatımda... 60 efendim. Sözümü kesme demedim mi İbrahim? Dediniz efendim. Uyuduğum, trafikte olduğum... Yemek yediğim zamanları niye sayıyorsun İbrahim? Onları saymadan 60 dedim efendim. Bravo İbrahim. Artık espriyle 45 yılın intikamını alıyorsun. Normal, ortak olduk. Estağfurullah efendim. İlk defa bugün bir evladım olmadığına bedbaht oldum. Niye efendim? Perihan'la gurur duydum. Neydi öyle o? O akıllar, o çalışkanlık, o zeka, o endam. O çalım neydi öyle? Hanımını rahmetli tanımasam bu çocuk senden değil derdim. Ben de çok gururlandım efendim. Ben Davut'u gözümde hep büyütürdüm. Ama akılsızın önde gideniymiş. Niye efendim? Böyle bir kızı nasıl elinden kaçırır? O konuyu hiç açmayın efendim. Demedim mi İbrahim, Davut kızına yazar diye? Dediniz efendim. Ama demedi demeyin. Bir daha yazarsa Davut Bey'i öldürürüm. Perihan öldürmüş zaten. Sen Davut yaşıyor mu zannediyorsun? Ne demek istiyorsunuz? Sen bu zenginleri bilmezsin İbrahim. Daha kulübe yeni girmeye çalışıyorsun. Davut yaptırmıştır Perihancığımın dev bir portresini. Geçip karşısına yudumluyordur viskisini. Perişan, perişan. Demeyin efendim.
Öyle bir tabloyla karşılaşırsam onu öldürürüm. Bırak acı içinde ölsün İbrahim. Sen bilmezsin. Bir insana verilecek en büyük ceza onu karşılıksız bir aşka itmektir. Beni çok itmeye çalıştılar İbrahim. Ama hiçbirinde düşmedim. Baba çıkalım mı? Davut senin portreni mi yaptırdı? Yok, kara kalem çalıştı. Baba saçmalama, gidelim hadi. Biz kızımla arkadaş olduk efendim. O yüzden böyle saçma sapan konuşuyor. Siz kusuruna bakmayın. Olsa da baksam İbrahim. Olsa da baksam bir kusurcu. Mecburen yalan söylemişler. Baran benim yanımda niye yalan söylesin Polat? Mecbur, ne yapacak? Kızı anında örgüt koğuşuna aldırırlar. Yok ya. Bizim elimiz de armut topluyor. Tombik. Konuşmayayım diyordum ama dayanamıyorum. Eskiden aman şahit oluruz işkenceye diye karakola bile gitmiyordunuz. Bitti arkadaş o dönem. Hmm. Ya kızımın üstüne niye gidiyorsunuz? İkisi de bir şey yapamaz. Leyla kızım ne bizimkilere ne de o ahlaksızlara izin vermez. Vermem tabii Ömer baba. Ünsal 2 dakikada kandırmış gitmiş bizimkini. Sana da konuşmayacaktım ama sen kaşındın. Sen daha bu Ünsal şerefsizine oturt o koltukta. Sonra da Leyla'ya laf söylüyorsun. Ne yapacaktım Hikmet? İskender'e ne yaptıysan onu yapacaksın. Ben niye yapayım? Bak savcılarımız var. İspatlasınlar Ünsal'ın şerefsizliğini. Atsınlar içeri. Alenen söylüyorum. Adam Gladio'nun köpeği. Öyle söylemeyle olmuyor. Kurum yönettin. Koy önüme belgeleri, atayım içeri. Benim görevim değildi insanlar için belge toplayıp mahkemeye çıkarmak. Hikmet kapıya bak. Niye? En küçük Leyla. Kapı çalınıyorsa en küçük bakar. Burada savcı mavcı yok. Hadi savcı yaşlı akıllı deli yok da. Kibarlık da mı yok evladım? İyi akşamlar. Polat Alemdar burada mı? Burada evladım, buyurun. Yok, kendisi gelsin. Hayırdır evladım? Buyurun. Bizimle merkeze kadar geleceksin. Sebep? Orada izah ederiz. Gidelim. Nereye gidiyormuşsun sen? Leyla kızım bir baksana. Savcı hanıma da bir deyin bakalım. Anne karıştırma kızı. Leyla! Ne oldu anne? Bunlar oğlumu tutuklayacaklarmış. Biz arkadaşlarla hallederiz. Merak edecek bir şey yok. Siz içeri girin. Kimliğini göster bakayım. Siz kimsiniz? Nöbetçi savcıyım. Kimliğini göster. Gözetim iznini kimden aldınız? Savcı hanım, özel bir şey konuşacağız arkadaşla, sonra bırakacağız. Sen kimliğini gel, yarın adliyede benden al. Ben nöbetçi müdürü arayayım, onun da bilgisi olsun. Tamam savcı hanım, ben yarın gelir sizden alırım. Tabii geleceksin, saygısız. Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Gidip konuşacaktım. Benimle konuşacağım bir şey varsa. Kız, tombik. Havanı mı attın yoksa bize? Ayarladın hıyarın tekini. Ya git Hikmet abi ya. Sen bir şeyler mi karıştırıyorsun? Leyla, beni bu dünyada kimse konuşturamadı. Sen mi konuşturacaksın? Allah'ını seviyorsan burada kalacaksın. Bu oğlum bize söylemiyor ama kim bilir ne sıkıntıları var. Evladım, arkadaşlarını da ara. Hep beraber burada kalın. Baba bari sen gelme üstüme.
Gel anacığım. Bu ne kızım? Kereste işiyle ilgili genel fizibilite. Hem Türkiye'deki durumu çalıştım hem dünyadaki. İlk sayfada Türkiye'de pastayı paylaşanlar var. İkinci sayfada dünyadaki paylaşım. Üçüncü sayfada ise bu payda nasıl yer alacağımız ve payımızı nasıl büyüteceğimizle ilgili öneriler var. Aferin Perihan'cığım, çok güzel çalışmışsın. Daha dosyaya bile bakmadınız Fikret Bey. Ben insanın çalışıp çalışmadığını gözünden anlarım. Kızım sen sabaha kadar bunlara mı çalıştın? Bu baban olacak gibi o da fosur fosur uyudu öyle mi? Yazık kızım, gözün ferne yazık. Ben böyle mutlu oluyorum efendim. İnsan nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşamalı değil mi İbrahim? Öyle efendim. Bunların hepsine çökelim, pazar mazar kalmasın. Hepsi bizim olsun. Bunu yapabilecek gücümüz varsa hiç durmayalım. Ne demek gücümüz yok? Ne diyor bu İbu? Kız diyor ki nereye herkese çöküyorsun? Kız değil, Perihan Memati'cim. Peri deyin lütfen. Bu işi legal yapmayacaksak başka türlü çalışacağım. Hani bana tam olarak anlatırsanız. İllegal biçimde mi yapacağız? Sen bizi tanımıyor musun Perihan Hanım? Tanıyorum. Yaptığınız işleri de biliyorum. Babam bana gereken briefingleri verdi. Perihan'cığım, içimizde bu işten anlayan bir tek Memduh Bey var. Biz bu sektöre sonradan dahil olacağız. Memduh Bey pazarın %5'ine sahip. Doğrudur kızım. Siz ikiniz baba Memduh'la bu işi konuşun. Bize ne düşüyorsa onu söyleyin. Bu kadar para koyacağız, malı buradan alacağız. Şu firmaları bu işlere sokmayacağız. Yoksa toplantı moplantı bizim işlerimiz değil. Sen üstüne alma. Dayı polisler geldi, sen istiler. Ne iş? Gözaltına alacaklarmış. Yok diyeydin işin aslını öğrenene kadar. Dayı arka tarafı da tutmuşlar. Organize değişin. Gidek bakak hala neymiş. Siz rahatsız olmayın, toplantıya devam edin. Ama baba Memduh bu %5 nedir? El alem duysa valla bizimle maytap geçer. Ben şubeden dönene kadar bunu %50 edin. Perihanım, kar çiçeğim, bir gün sana döneceğim. Bir şey olursa savcı tanıdık. Adliyede kredimiz sonsuz. Vallahi doğru tanıdık bulmuşsun Memati'cim. Demedi deme. Devir savcılar devri. İbrahim'e de söyledim. Perihan'a hukuk okut diye. Dinlemedi. Demedin mi İbrahim? Ya kardeşim ne oluyor? Bir yere mi gidik? Ya tıpış tıpış geldik. Yani bu alyansa ne gerek vardı şimdi? Efendim Memati. Kim gözaltına aldı Zaza'yı? Hayda. Tamam geliyorum. Evladım, Allah aşkına gitme. Bak baban söyledi. Arkadaşlarım buraya gelsin. Anne abartmayın ne olur. Ben de geliyorum. Otur oturduğun yerde. Canımı sıkmayın. Ya bir gidip öğreneyim, ondan sonra sen mi geliyorsun, ben mi geliyorum, hep beraber mi gidiyoruz?
Karar veririz. Cahit, gel beni al. Cevher, burası emniyete çok benzemiyor ha. Ben bir şey anlamadım dayı. Bunlar pandrolü bize yapıştırmıyorlar Cevher. Kurtuluş yok dayı, bir şey yapıştıracaklar. Her şerde bir hayır vardır elbet. Demek buraya boşuna gelmedik. Elektriği yemeden sen o yanacağın yoktu. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Kimleri görürsün? Bir mi geldi arkamızdan Cevher? Yok dayı. Bizi değil. Ha, ve aleyküm selam Ünsal Bey. Nedir bu tiyatro? Alyanslar mı alyanslar? Hayırdır? Dediler Zaza içeriği özlemiş. Biliyorsun. Ben de seni pek severim. Özlediğini duyunca çocukları aldırdım. Senin beni sevmişliğin vardır, doğrudur. Ama ben seni bugüne kadar hiç sevmemişim. Baştan söyleyeyim de. sevene kadar misafirimizsin o zaman. Ben misafirliği de hiç sevmem. Burası devlet babanın misafirliği. Sevmemek olur mu? Gün gel insan babasının evinde bile rahat eder mi? Niye? Polat'ın yanında rahat ediyorsun ama. Ha? He? Abi durmayalım. Sirenin varsa durma Cahit. Torpidoda olacak abi. Saçmalama, çek kenara. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimlikler ve evrakı alalım. Siz de arabada inlerseniz arama yapacağız. Aranacak bir şeyimiz yok tertip. Biz de yabancı değiliz. İhbar var. Aramamızı yapacağız. Ruhsatlı. Kim varmış burada? Hayırdır gençler, ne yapıyorsunuz? Polat Alemdar'ı tanımadınız da mı arıyorsunuz? İhbar var efendim, karakola kadar alacağız. Biz gidiyoruz, bırakırız. Ama efendim. Tamam, uzatmayın. Polat Alemdar bizim arkadaşımız. Siz delikanlıyla karakola gelirsiniz. Karakolda alırsınız efendim. Thank you.
Tak şunun koluna bilezikleri. Eli ayağı rahat dursun ki rahat rahat gidelim.